Sevgili dostum merhaba. 2024 ne zaman gelecek diye düşünürken ilk ayını gönderdik. Ben Ocak ayında 10 tane kitap okudum ama yani hem boyutlarıyla hem içerikleriyle gerçekten müthiş kitaplar okuduğumu söyleyebilirim. Bir kere Nobel'le ilgili bir yeni tanışıklığa sahip oldum. Yani ilk defa ismini duyduğum bir yazar 2014'te Nobel almış ve ben gözden kaçırmışım. Bunun dışında Türk edebiyatının ustalarından da harika kitaplar okudum ve çok sevdim. Hatta bir tanesinin bütün serisini okumayı kafama koydum ve inanılmaz keyif alacağımı biliyorum. Şimdi isterseniz hemen onların hepsine geçelim. Ama daha önce lütfen siz 2024'ün ilk ayında neler okudunuz? yoruma yazın. Çünkü yorumun içerisinde daha çok kitap demek, daha fazla alternatif demek. Ben de çok yararlanıyorum. Aa bak bunu okumalıyım demek istediğim pek çok kitap çıkıyor. Elbette ki bu kanalın diğer izleyicileri de aynı duyguları paylaşıyorlar. İsterseniz yani önce abone değilseniz abone olun lütfen. Çünkü kanalı büyütmemiz edebiyatı ve kitabı insanlara anlatmamız lazım. Diyeceksiniz ki YouTube'da zaten bir sürü kitap kanalı var ve hepsi de senden epeyce büyük sayılabilir. Öyle ama YouTube'da nitelikli kitaplar anlatan kanal sayısı gerçekten de çok az. Ve bunların izlenme ya da abone oranları o kadar, sandığımız kadar o ortalamanın içerisinde bir yer teşkil etmiyor. Oysa biz nitelikli kitap okumazsak zamanımızı kaybetmiş, ve aslında okuma alışkanlığımızı örselemiş oluruz. Bu kitaplar eğer okuma konusunda sıkıntı çekiyorsanız yani bu aralar bir okuma zorluğu varsa orada da işe yarayabilir. Çok uzattım. Videoyu beğenirseniz, beğenin, yorum yaparsanız memnun olurum. Abone değilseniz olursanız çok sevinirim. İşte 10 tane Ocak ayında okuduğum harika kitap. Demin bahsettiğimle başlayalım. 2014 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü almış bir yazar, Fransız bir yazar Patrick Modiano. Değişik bir tarzı var. Onun En Uzağından Unutuşun isimli kitabıyla başladım. Çok enteresan bir konusu var. Bir kadının etrafında dönen entrikalar. Kadından yararlanmak için uğraşan birkaç erkek ve kadını gerçekten seven bir çocuk, genç. Kadın da genç, 18 yaşından küçükler. Ve aslında kadının içerisinde de çok çok enteresan entikalarla dolu bir düşünce yumağı var. Bir yere gitmeye arzu ediyorlar. Oraya gitmek için para bulmaları gerekiyor. Para bulmak için de birçok yere uğruyorlar. Yani okuyunca kolay okunduğunu, o psikolojik dramın içerisinde bir keyif olduğunu göreceksiniz. Ben çok sevdim. Hemen Şubat'ta bir başka kitabını daha okumayı düşünüyorum. İkinci kitabım Anaşirvan Miyaci'nin çocuklar için önereceğim tek kitap Filozof Meşe. Kimler okuyabilir? Dördüncü sınıftan itibaren herkes okuyabilir. Bir orman var, ormanda ağaçlar var, ağaçların içerisinde bir meşe var, genç bir meşe, boyu kısa. Ve neden kısa olduğunu sorguluyor, sebepleri üzerine çalışıyor. Aslında öğrenmeyi, bilmeyi ve Analitik düşünce sonucunda o meseleyle ilgili çözüm üretmeyi öğretmek açısından çok keyifli bir kitaptı. Ben çok sevdim. Bir Yusuf masalı kuyu ismini taşıyan bir kitap. Hazreti Yusuf'un Kur'an'daki kıstasından Yusuf Yıldız Nesil Yayınlarında editör benim de bazı kitaplarımın editörlüğünü yapmış, çok sevdiğim bir kardeşim. Güzel bir kitap yazmış. Yani Hazreti Yusuf kıssasında Kur'an'da anlatılan çok ilginç bir hikaye vardır. O hikayenin izleyi üzerinden derin ayrıntılara girmiş. Keyifliydi. Hem Kur'an'daki Yusuf kısasını öğreniyorsunuz, hatırlıyorsunuz, tekrarlıyorsunuz. Hem de bir kurgu okuyorsunuz. Güzel. Heyecanlı bir kitap. Jack London'ın Güneş'in Oğlu ismini taşıyan kitabı. İçerisinde iki tane hikaye var. Bir tanesi aslında aynı kişiye ait. İki tane hikaye, bir tanesi Güneş'in oğlu, bir tanesi Güneş'in tüyleri. Çok kısa, çok zengin bir adam var fakat maceracı bir adam. Çok diyelim ki trilyonlarca lirası var ama on kuruş için neredeyse hayatını tehlikeye atıyor. Hatta neredeyse fazla ama zaten o macera seviyor. Çok güzel bir kitap. Bu hafta sonunu renklendireceğine emin olabilirsiniz. Yine çok güzel, harika bir kitap. Bulgar Kızı ve Taras'ın Kıyısında Cengiz Aytbatov'un kitabı. Cengiz Aytbatov'un kitapları biliyorsunuz. Yani artık herkes galiba bunu çok iyi biliyor. İçerisinde keder barındıran kitaplar. Bu kitap da öyle. Çok harika bir konusu var. Çok kısa. Yani bunu hafta sonu okursunuz demek biraz abartı olur. Bir günde bitireceğiniz kitaplardan bir tanesi. İşte size bir yazar, gerçek bir yazar. Kurt Vonnegut, Ülkesiz Bir Adam isimli bir kitap yazmış. Aslında bir biyografi gibi. Kendi hayatıyla ilgili şeyler anlatıyor. Yaşlanmış. Son kitabı zannediyorum. Ve geçmişe dönük bir hesaplaşma içerisinde. Amerika'ya acayip bindiriyor. Müthiş. Kapitalizme karşı büyük tepkisini beyan ediyor. Ve gerçekten de çok cesur. Bir de biyografi olmasına rağmen bir kurgu okur gibi keyifli okuyorsunuz. Tavsiye ederim. Doğudan Batı'ya Anna Maria Schwell'in hayatını anlattığı yani biyografisi kendi kaleminden nasıl dünyaya gelmiş, nasıl başlamış, ne biçim fakirlikler çekmiş. Yani bir yemek için, bir öğün yemek için neler yapmış ve sonra tabii ki çalışma, azimle nerelere gelmiş ve Hazreti Mevlana'yı tanıdıktan sonra nasıl birisi olmuş? Türkiye'de uzun yıllar çalışmış. Dünyanın başka yerlerinde, Arap ülkelerinde ve özellikle Amerika'da çok büyük üniversitelerde çalışmalarını, öğrencileriyle olan ilişkilerini, seyahatlerini neler anlatmamış ki? Anna Maria Schwer'in bu kitabı aslında bir başvuru kitabı gibi. Yani ben de böyle gayret etmeliyim'e büyük motivasyon sağlayan kitaplardan bir tanesi. Çok acayip bir kitap. Evet, tam Sakarya Meydan Muharebesi. Yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi çok yeni kurulmuş. Orada Mehmet Akif'i görüyoruz, Hüseyin Avni'yi görüyoruz, vatanseverleri görüyoruz ve ülkeyi yağmalamak isteyenlerin oyunlarını, entrikalarını görüyoruz muhteşem bir arka plan ve tarihin o dönemini, cumhuriyetin ilk yıllarını, o savaşın zorluğunu, milli mücadelenin nasıl büyük sıkıntılarla gerçekleştirildiğini, Mustafa Kemal'in olaylara karşı bakışını pek çok şeyi gördüğümüz tarihi bir kurgu diyeceğim ama içerisinde müthiş bir edebiyat ve şiirsel bir dil var. Geldik büyük yazarlarımızdan, gerçekten önemli yazarlarımızdan bir tanesine. Devlet Ana'yı okudum. Devlet Ana sanıyorum televizyonda da çok önceleri yayınlandı. TRT onu bir dizi olarak çekmişti. Devlet Ana'da Osmanlı Devleti'nin ilk kuruluşu anlatılıyor diyelim. Ertuğrul Gazi'yi, Osman Gazi'nin babasının son dönemi, Osman Gazi'nin babasının yerine geçmesi, uç beyi olarak görev alması ve tabii ki Edebali var. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun o Tohumları fakat burada çok enteresan bir şey var. Çok güzel dil tamamen orijinal. O döneme ait bir dil ve çok tarafsız bir şekilde ele almış Kemal Tahir. Dine bakışı bile evet evet o bile çok standart. Yani kendi fikrini empoze etmeyen, bastırmayan, tarih bilinci Osmanlı ile ilgili duygu ve düşüncelerini günümüz aydınlarının yaptığı gibi bir nefrete dönüştürmeyen bir dille Harika bir dille yazmış demin bahsettim ya videonun başında bütün kitaplarını okumaya karar verdim. Zaten keteberin büyük bir indirimi vardı onu koymuştum hemen kanalda birkaç video önce göreceksinizdir. Shortslardan değil de normal videolardan bahsediyorum çünkü shortslar arada çok fazla yer kaplıyor ee, ve çok sevdim çok. O yüzden dayanamadım ikinci kitabını da hemen bu ayın içerisine aldım. Rahmet yolları kesti. Bu bir cumhuriyetin ilk döneminde eşkıyalık bitmiş. Yani devlet biraz hakim olmuş. Eşkıyalar dağdan düze inmiş. İşte af çıkmış falan olmuş filan olmuş. Fakat orada beş tane eşkıyanın ve etrafında işte milleti sövüşlemek için diyelim onları kullanmak isteyenlerin hikayesi var. Eşkıyalar dağda kazandıkları bitince bayağı mağdur duruma düşmüşler. Ve bir eşkıyalığa karar veriyorlar. Daha doğrusu İskender A diye bir adam var, bir eşkıya var, uzun İskender. O bir kız seviyor ama tabii kendisi 50 yaşlarında, kız 16 yaşında filan. Onu almak üzerine başlayan ama sonra inanılmaz bir şekilde devam eden, işin sonunda da rahmetin nasıl bir felaketle, ya da rahmetin nasıl bir sonuç doğurduğunu o kadar güzel yedirmiş ki Kemal Tahir. Ve eşkıyalar eşkıya gibi konuşuyor. Anadolu'nun o yıllarındaki insanlar Anadolu'nun o yıllarındaki lisanla, dille konuşuyorlar. Biraz argo var ama o da hani günlük sokak dilinin arasında uçup gidiyor. Çok keyifliydi, çok harika. Son olarak da dördüncü cildini tekrar bitirdim. Birkaç kez okudum. Tayrül Mevlevi'nin şerhiyle Mesnevi'yi çok yararlanıyorum, çok seviyorum, inanılmaz keyif alıyorum. O yüzden okumaya sürekli devam ediyorum. Başı alıp yani bittikten sonra on cilt tekrarlıyorum. Şimdi dört bitti, beşte devam edeceğiz. Sanıyorum ki yaz sonuna kadar biraz daha yol almış oluruz. Belki de epeyce ilerlemiş oluruz. Evet benim 10 kitabım böyleydi. Çok güzeldi. Çok çok. Yani çok sevdim. Ümit ederim ki siz de 2024'de iyi başlamışsınızdır. Güzel kitaplarla başlamışsınızdır. Ben böyle bir 2024 Ocağı geçirdim. Tavsiye ederim. Kitaplardan, yok şundan uzak durun diyebileceğim herhangi bir kitap yok. Hepsi harikaydı, keyifliydi, kolay okunuyordu, iyi okumalar.